Teşekkür ederim. Sayın Köse bir açıklama yaptınız. Bu ortak bir açıklamaydı ve Türkiye'deki HDP'ye yönelik baskılara değindiniz. Öncelikle bir Avrupa ülkesinden nasıl görünüyor Türkiye'deki demokrasinin durumu? Evet, teşekkürler. Şimdi tabii ciddi ihlallerin, insan hakları ihlallerinin olduğunu söyleyebiliriz. Siyasi operasyonların gün gittikçe daha da fazlalaştığını görebiliyoruz. Ve biz buna Avrupa Birliği'nin ve İsveç'in daha sert bir şekilde tepki göstermesini dile getirdik bu makalemizde. Sadece bu makalemizde değil, Sosyal Demokrat, İsveç Sosyal Demokratları biliyorsunuz HDP'nin kardeş partisidir ve uzun zamandır HDP'ye yönelik bu baskıları çeşitli platformlarda gerek ulusal veya uluslararası arenada dile getirmeye çalışıyoruz. İkili ilişkilerde de bu zaten çoğu zaman dile getiriliyor. Ama bu son zamanlarda bu sizin de ekranda dile getirdiğiniz gibi 17 tane işte bunların arasında Sırrı Süreyya Önder ve diğer HDP'li eski milletvekili ve yöneticilerin tutuklanması ve belediye başkanlarının tutuklanması, milletvekillerin tutuklanması, işte halen HDP'nin eski iki eş genel başkanı Sayın Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın halen cezaevinde olmaları, bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda bu ihlallerin daha da arttığını ve daha da katılaştığını bir şekilde bunu dile getirmek ve bu perspektifi sunmak açısından böyle bir makale ele aldık ve böyle bir yayınladık. Ben ve Sayın Yuvan Hasel. Evet, durumun alarm verici olduğunu vurguladınız. Alarm verici derken neyi kastediyorsunuz? Şunu söylemeye çalışıyorum. Makalemizde dile getirdiğimiz gibi bu aslında uzun zamandır bu ihlallerin devam ettiğini ama bu son dönemde daha da arttığını. Yani her gün ama her gün Türkiye'de HDP yöneticilerine yönelik baskıların, gözaltıların olması ve tutuklanmaları çok absürt argümanlarla bu insanların tutuklu olmaları veya işte baskıların olması bir şekilde yani insan hakları ihlallerin bir alarm dönemine geldiğini yani artık bu şey yani normalleşmiş bir hale döndüğünü görmeye çalışıyoruz ve biz de buna birazcık işaret etmeye çalıştık ve bunun aslında birazcık da uluslararası kamuoyunda daha şey olması açısından yani bir reaksiyonun olması açısından bunu bu şekilde alarm olduğunu yani bunun artık yani normal bir süreci geçtiğini artık gün yani her gün zaat başı aslında insanların tutuklandığını, gözaltı aldığı, bir korku sarıldığını çok absürt şey nedenlerden dolayı böyle bir tutuklama keyfinin yaşandığı bir ortamın olduğunu böyle bir baskı politikasının geliştiğini görebiliyoruz ve bu açıdan biz aslında alarm derken bunu söylemeye çalıştık. İsveç'te ve Avrupa Birliği'nde daha önce de tutuklamalar, antidemokratik uygulamalar, muhalefetin her kesimine yapılan baskılar konusunda uyarılar ve eleştiriler gelmişti. Son zamanlarda burada bir farklılık var mı? Nasıl bir tutum almasını bekliyorsunuz Birliği'nin ve İsveç'in? Avrupa Birliği'nin bu konuda daha çok sert ve daha çok tutucu bir siyasetin geliştirmesini düşünüyorum. En azından bunu bekliyoruz. İsveç'in de tabii Avrupa Birliği bir ülkesi olarak, bir parçası olarak bunun bu dile getirmesinde daha çok da dile getirmesini istiyoruz. Avrupa Birliği'nin dile getirdiğini söyleyebiliriz. Çeşitli platformlarda Avrupa Parlamentosu'nun bu baskıları dile getirdiğini tabii ki söyleyebiliriz ama bunu daha intensif bir şekilde daha dile getirmesini düşünüyorum ve düşünüyoruz ve en azından bekliyoruz ben ve Sosyal Demokrat İsveç Partisi olarak. Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkürler, başarılar.